Akşamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikte olacağız. Bugün Skills bölümünden size USA yani durum sorularını anlatacağım arkadaşlar. Durum soruları yine 5 tane olacak şekilde karşımıza çıkacak ve hiçbirini kaçırmamanız gereken sorulardan arkadaşlar. Özellikle çıkmış soruları ele almak istedim. Ondan dolayı önümüzdeki testte gördüğünüz gibi çıkmış soruları birlikte tartışacağız. Durum sorularında yapmamız gereken nokta arkadaşlar şu üstteki kısmı zaten anlamak. Bir de hani her cümlenin önemli olduğunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Varsa sıfatlara özellikle dikkat edeceğiz. Onun dışında durum sorularında verilen her bir cümle bizim için çok çok önemli olacak. Şimdi ilk soruya birlikte bakalım arkadaşlar. Demiş ki "You are doing some research for a geography homework on Norway's fjord." Ha, Norveç'in fjordları ile ilgili bir çalışma yapacaksın. Ya da yapıyorsun. "So you go to the library and ask the librarian there for assistance." Şurası arkadaşlar. Bundan dolayı kütüphaneye gidiyorsun ve kütüphaneciden yardım istiyorsun. Ne dersin? Şimdi A şıkkında "I have found two books on Norway's fjords but they are out of date." İki tane kitap buldum ama bunlar demoda, kullanım dışı. Eleğin gitsin. Yardım istenilen bir durum yok. "There's not a single book on Norway fjords in the..." Bu kütüphanede Norveç'in fjordları ile ilgili hiçbir kitap yok. Eleğin gitsin, bir yardım durumu yok. Ceyhan'da "Can you help me to find some material on coastline?" Arkadaşlar coastline eşittir fjords. Şuradan. Demiş ki "Norveç'in kıyıları ile ilgili materyal bulmamda bana yardımcı olabilir misin?" Yardım istemişsiniz. Cevabınız %90-95 bu. Diğer şıklara hemen bakalım. "I'm rather disappointed." Şuraya kadar geldiğiniz zaman arkadaşlar oldukça üzgünüm, hayal kırıklığına uğradım. Yukarıda hayal kırıklığı ile ilgili hiçbir şey yok. "Edirne, if you had given me a little assistance when I came in, I would easily have found." Eğer yardım etseydim bulurdum. Burada yardım istemiyorsun, sistem ediyorsun arkadaşlar. Ve Ceyhan'da hani Norveç'in kıyılarıyla ilgili materyal bulmam için bana yardımcı olur musun? Sonraki soruya bakalım birlikte arkadaşlar. 12. soru. Bu arada 2004 yılında çıkmış olan USA sorusunu çözdük sizinle. Dördüncü soruda arkadaşlar your mom finds you looking through several travel magazines. She knows you are longing, işte dergilere bakarken görüyor sizi arkadaşlar. She knows you are longing to go some exotic place for a holiday. Egzotik bir tatil için bir yere gitmeyi arzuladığını, istediğini biliyor. Ve keşke gidebilseydim diyor. Yani buradan gidemeyeceğini anlıyoruz bir kere. Sadece iyi niyette temenni de bulunuyor. So as a way of share your feelings. Ha, şurada arkadaşlar hani duygularının paylaşmanın bir yolu olarak omuzuna uzanıyor ve sessizce diyor ki gidemiyorsun ama sen duygularını paylaşmak istiyor seninle. O sana ne der? "I wish you were a bit more adventurous." Keşke, gençler devamlı okumadan bile, keşke biraz maceraperest olsaydın. Eleğin gitsin, duygularını paylaşmıyor. "All these holiday resorts in a faraway countries are quite beyond anything we can afford." Burada gidemeyeceğini söylüyor arkadaşlar. Buradaki tatil yöreleri ya da uzaktaki ülkelerdeki tatil yerleri, tatil resortları bizim gücümüzün yettiğinin ötesindedir diyor. Yalnız burada duyguları paylaşmanın şey yok arkadaşlar. Durumu yok. Yani şurayı vermiyor bize. Pardon. Ha, şurayı vermiyor. Sharing your feelings. Duygularını paylaşmıyor bu ışıkta. "Ceyhan, you are wasting your time with these magazines." Vaktini bu dergilerle boşuna harcıyorsun. Eleğin gitsin. "If we really had plenty of money." Eğer gerçekten çok paramız olsaydı nereye gitmek isterdin? Konuyu açıyor, muhabbet ediyor arkadaşlar, nereye gitmeyi isterdin diye. Duygularını paylaşacak seninle. Eğer gerçekten paramız olsaydı dediği de gidemeyeceğini biliyor. Ama gitmeni istiyor. Diyarbakır olacak. Edirne'den değil, Edirne'den bakalım. "I don't think these places are nearly as exotic." Bence dergilerdeki gibi egzotik değil bu yerler. Eleğin gitsin. 2400 sorusu arkadaşlar. "In a shop you have found a pair of jeans you really like." Gerçekten sevdiğin jeans buluyorsun, pantolonları buluyorsun arkadaşlar. "But they cost more than you can afford." Ancak senin paranın yettiğinin üstündedir. "You decide to try your luck." Şansını deneyip "ask for shopkeeper quite plainly to bring priest down." Şurada arkadaşlar
fiyatı aşağı çekmek için şansını deniyorsun. Ne dersin? Hani biraz indirim istersin normalde. Onu arayacağız. There is an nice and actually they are not really. Gerçekten çok pahalı değiller. İndirim isteme olayı yok arkadaşlar. Batman. Can't you sell me for them to me for less? Daha ucuz bir paraya daha ucuz satamaz mısın? Şu elimizde bulunsun. I'll take them but they are certainly not worth price. Alacağım ancak istediğiniz paraya değmiyor. Eleştiri var. There can't be many people prepared to pay so much. Bu kadar para ödeyecek çok insan olmamalı, olamaz. Do you always charge so? Gerçekten insanları kazıklar mısınız? Tarzında bir soru sormuş. Cevabımız Batman olacak. Daha ucuza satamaz mısın? YDS 2005 sorusu arkadaşlar. On dördüncü soru. Your British pen friend has written inviting you to spend a few weeks with her family in England. İngiltere'de ailesiyle vakit geçirmen için sana bir mektup yazıyor. İngiliz pen arkadaşın, mektup arkadaşın. Obviously you want to go but first you must persuade your parents to let you go. Gitmek istiyorsun ancak önce ebeveynlerini ikna etmen gerekiyor gitmek için. You feel that they are somewhat uneasy about you going there alone. Orada yalnız olacağından, oraya yalnız gitmenden dolayı korkuyorlar. Onları ikna etmek için ne dersin? Shall we ask her to come here? Onun buraya gelmesi için soralım mı? O gelsin mi? Elin gitsin. Sen gitmek istiyorsun çünkü. Oldukça haklısınız. It's oldukça uzun bir seyahat. Hak veriyorsun. Don't worry, I'll be safe. Endişelenmeyin, güvende olacağım. And well looked after ve orada iyi bakılacağım. Yani orada yalnız olmayacağım anlamında bir cümle. Çünkü yukarıda bize demişti ki arkadaşlar, ailesinin yanına gideceksin. Doğru cevap Ceyhan olacak arkadaşlar. Diğer şıkları seri bir şekilde bakalım. I won't be on my own can. Bir başıma olmayacağım. You know there will be others going. Giden başka insanlar da olacak. Burada onları rahatlatmaktan ziyade arkadaşlar yalnız gitmeyeceğini söylüyorsun. İle ulaşım aracında başka birilerinin olacağını söylüyorsun. Bunu zaten ailen biliyordur arkadaşlar. Hani oraya tek gitmeyeceğini zaten biliyorlardır. Bir ikna cümlesi değildir. Bir güzel bir çeldirici ancak. I knew you'd sonunda kabul edeceğinizi biliyorum. Eleyin git. Ceyhan olacak. 2005 yine arkadaşlar. YDS yüzey sorusu. Şimdi 2016'dan bir soru olacak elimizden. Yüzey soruları arkadaşlar dikkatli okunduğu zaman gerçekten zor sorular değil. Ve kesinlikle yapabileceğiniz sorular sadece dikkat gerektiriyor. E şıkkı şu an görünmüyor. Oraya geleceğim. Endişelenmenize gerek yok. A friend wants you to buy a second hand bicycle. Bir arkadaşın ikinci el bisiklet almak istiyor. And ask you to go with him ve senden onunla gitmeni istiyor. You know nothing about bicycles and so you feel you will be of no help. Bisikletler konusunda pek bir şey bilmediğini biliyorsun. Ve yardımın olmayacağını düşünüyorsun. You think you should get hold of Bill. Bill'e danışması gerektiğini söylüyorsun. Bill Kim, who is quite an expert. Oldukça uzman olan biri. Yani bisikletler hakkında bir şeyler bilen biri. Ona ne dersin? Şimdi şıklara bakmadan bile arkadaşlar. Ben değil Bill gelirse daha iyi olur tarzında bir şey söylemeniz gerekiyor. Sorular şıklarda onu arayacağız. Well I can't bugün gelemem. Oldukça meşgulüm. Burada arkadaşlar uzman olmadığını ya da bu konuda bir şey bilmediğini söylemiyorsun. Her bir cümle önemliydi yukarıda. Why don't you ask Bill to go along with you? He knows what to look out for far better than I do. Neden bile danışmıyorsun? O çok daha iyisini, benim bildiğimden çok daha fazlasını biliyor. Neye bakman gerektiğini biliyor. Cevap şıkkı arkadaşlar. Why do you want a second hand bicycle? Neden ikinci el bisiklet istiyorsun? Sıfır alabilirsin. Bill bought a second hand bicycle last year. Geçen sene bir ikinci el bisiklet aldı ve bildiğim kadarıyla hala kullanıyor mutlu bir şekilde. Yes, I would like to come with you. Shall we go now? Gelmek istiyorum. Gidelim mi? Elenir arkadaşlar. Aa, 16. soru arkadaşlar. An assistant is required to help organize bir tane arkadaşlar yardım gerekiyor dönem soru konseri hazırlanması için.
organizatör comes to ask who you can recommend. Organizatör gelip sana kimi tavsiye edebileceğini soruyor. And stresses that someone with a strong sense of responsibility. Bir de belirttiği şey arkadaşlar, tavsiye edeceğin kişi sorumluluk duygusuna sahip olan kişi olmak zorunda. After a moment's thought, bir süre düşündükten sonra ona ne dersen. Try asking Helena sorun. She's fairly oldukça müzikal. Burada sorumluluk duygusu yok. What about Brian? He's a nice boy. Brian'a ne dersiniz? O oldukça hoş bir çocuk. Eleyin gitsin. You'll probably find Jane or even Betty reasonable. Oldukça yardımcı olan Jane ya da Betty'yi bulabilirsiniz. Sorumluluk duygusu yine yok arkadaşlar. I'm sure Sam will be willing to help you. Sam yardımcı olabilir. Bakın hepsinde birilerini öneriyor. Ancak bizim şurada responsibility kelimesini veren bir cümlemiz yok da. Edirne'den. John is the best person for the job. Bu iş için en iyi kişi John. He is absolutely oldukça da güvenilir. Kesinlikle güvenilir. Yani sorumluluk duygusuna sahip. Edirne olacak arkadaşlar. Demiş ki, an aunt of yours learns she has to have an operation and is naturally rather upset about it. Halan ameliyat olacağını biliyor ve bu durumdan doğal olarak mutsuz, üzgün. You feel she needs to be kept busy. Onun meşgul tutulması gerektiğini biliyorsun. So you plan to ask her to cook for you. Ondan sana yemek yapmasını isteyeceksin. Ona ne dersin? Telefon açıp ne dersin? I thought I'd take you out dinner tonight. Seni bu gece dışarı çıkarayım mı? Ondan sana yemek yapmasını isteyeceksin. If I bring the ıspanak ve peynir getirirsem benim favori pastamı yapar mısın ya da turtamı yapar mısın? Yemek getiriyorsun ve ondan yemek yapmasını istiyorsun. Diğer şıkları okumaya bile gerek yok arkadaşlar. 2007 sorusuydu bu arada. 18. soru arkadaşlar. Şimdi demiş ki, a friend of yours is organizing an afternoon sporting competition and games. Spor müsabakası düzenleyecek bir arkadaşım. People are to bring sandwiches and cakes. İnsanlar sandviç ve kek getirecek ve bunlar satılacak. The money that will be made is for the local orphanage. Bir yetimhane için arkadaşlar elde edilecek gelir. You are most impressed with the idea and eager to help. Fikirden oldukça etkilenmişsin ve ne dersin? How much money are you collecting from? Bizden ne kadar para toplayacaksınız? What an excellent idea. Ne kadar mükemmel bir fikir. I will help if I could, but I'm not good at such things. Yardım etmek isterdim fakat bu tür işlerde iyi değilim. Burada yardım edemeyeceğini söylüyorsun. I don't know how to make a cake, but perhaps my mother. Arkadaşlar, nasıl kek yapacağım bilmiyorum ama muhtemelen annem yapacak. Yine bir yardım teklifi yok. I like the sporting events, so I'll enter some of races. I might even win. Yarış müsabakalarını seviyorum. Hatta birini kazanabilirim de. Ya da kazanabilirim de. Eleyin gitsin. Burada yeteneğin değil, isteğini görmemiz gerekiyordu. Edirne şıkkında arkadaşlar. I'll do anything you want from organizing games to making cakes. Oyunlarını organize etmeden, kek yapmadan ne isterseniz yapabilirim. Sadece söyleyin demiş. İstekli olduğunu gösteriyorsun burada. Son soruyu çözeceğiz. Bu arada 2007 sorusuydu. Az önce çözdüğümüz soru yine 2007'den bir soru daha çözeceğiz sizinle birlikte arkadaşlar. Son sorumuz olacak. You and a group of friends are planning to have a day out together. Sen ve bir grup arkadaşın dışarıda bir etkinlik planlıyorsunuz, bir gün geçireceksiniz. You are trying to choose meeting place. Buluşma yerini seçmeye çalışıyorsunuz. You are sure some of friends will be late. Bazı arkadaşların geç kalacağına eminsin. So with this in mind, kafanda bu olarak diyorsun ki, Let's meet in the bookstore so we can pass the time pleasantly while waiting for late comers. Kitapçının yanında buluşalım. Böylece diğer geç kalanları beklerken güzel bir vakit geçirebiliriz. Doğru cevap arkadaşlar. We'll meet at 10 o'clock and we won't wait. 10'da buluşacağız ve geç kalanları beklemeyeceğiz. What's the name of that shop we waited? Dün gece beklediğimiz dükkan ismi neydi?
Some of Us can't gel. Bazı arkadaşlarım saat 10'da gelemez. 10.30'da buluşalım. We'll still to decide where we are going. Karar vermedik. Karar vermemiz lazım. Elin git. Adana olacak. Okey arkadaşlar. Dediğim gibi yüzey sorular çok zorlayacak sorular değil. Yalnız bütün cümleleri iyice anlamanız gerekiyor ve önemli olan son bölümde bir sıfat varsa sıfatlara dikkat etmeniz gerekiyor. Güzel bir şekilde 5'te 5 yapacağınızı umuyorum zaten. Bu video için bu kadar arkadaşlar bugünlük. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.